Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. El evvelu Allah, el ahiru Allah, ez zahiru Allah, el batinu Allah. Evveli, ahiri, zahiri ve batını selamlarız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi insaniyet semasının en mualla yıldızları. Her birisi insaniyet mektebinin en mübarek öğretmenleri. Resul ve Nebi Efendilerimizi, onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz, işimizden doğruyu kolay kıl. Katından destekçilerle bizleri destekle. Kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl. Baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi bize nasip et. Bizleri Müslümanlardan olarak yaşat, Müslümanlardan olarak öldür, salihlerin zümresine dahil et. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vira bismillah. Kudret, kudret vire inşallah. Bir hayırlı başlangıcın mukaddimesinde, bir hayırlı başlangıcın arefesindeyiz. Bir müddetten beri Mekke-i Mükerreme'nin sokaklarında dolaşıverdik. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimizin ve onun aziz talebelerinin izlerini, adımlarını, soluklarını takip edip eserlerini temaşa eyledik. Geçen hafta Mekke'nin fethinin akabinde Mekke ile ilgili bahsimizi sona erdirdik ve bugün bir mübarek beldeye biz de hicret ediyoruz. Bugün Rabbi Rahim'in izni ve keremiyle hepimiz Peygamber şehri, Medine-tün Nebiri'yiz. Rabbimiz Medine'nin ahlakıyla, Medine'lilerin ahlakıyla ahlaklanıp bir ömür boyu bu bilinçle yaşamayı bizlere nasip eylesin. Nasıl ki Ensar Efendilerimiz Allah Resulü Efendimiz'i Veda Tepelerinde karşılamak suretiyle ona hoş geldin demişlerse, bugün biz de Medine'ye olan yangınımızı, Medine'ye olan hasretimizi, Medine'ye olan muhabbetimizi dile getirmek saadetinde değerli kardeşimiz Mehmet Nogayoğlu'yla beraber Medine'ye merhaba diyeceğiz inşallah. Değerli kardeşim, buyurunuz inşallah. Sinde hurmaya
durmadım, asla durmayan. Olmedi ne razı, seni görmeye. Görmeyince alma ya Rab canımı, görmeyince alma ya Rab canımı. Hay barakallah. Rabbim ya İslam'ı sanalar olsun. Umre'ye ve hacca giden kardeşlerimiz şu anda ne hissettiğimizi zannediyorum hissetme noktasında en mahir olan kardeşlerimizdir. Özellikle Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye vuslat için yola çıktığınız zaman Resulullah'a kavuşacak olmanın, Resul-i Ekrem Efendimiz'in hatırasıyla buluşacak olmanın getirmiş olduğu böyle tatlı bir heyecanı, öğretmeniyle buluşacak bir öğrencinin, mihmandarıyla buluşacak bir yolcunun hissetmiş olduğu tatlı bir heyecanı hissedersiniz. Bugün biz insanlık tarihinin en önemli beldelerinden birisi, insanlık tarihinin en mühim şehirlerinden birisi Medine'ye ve Yesrib'i Medine yapan Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'in hatırasına hicret ediyoruz. Bugün biz Ensar efendilerimizin inşallah misafiri olacağız. Tabi böyle bir güzel cemile, böyle bir güzel bir mukaddime için değerli kardeşimiz Mehmet Beyefendi'ye medyunu şükranız. Allah razı olsun. Gönlün var olsun. Dilin, amellerin nur olsun inşallah. Biz de Medine'ye yeni bir dekor ile beraber girdik. Yeni bir hal ile beraber girdik inşallah. Rabbi Rahim hayırlara vesile kılsın. Ufuk Efendi. Evet abi. Her hafta sen en sona kalıyordun. Evet öyle oluyordu abi. Şimdi biiznillahirrahman seninle başlıyoruz. İnşallah. Medine deyince ne uyanıyor sende? Medine deyince abi ben böyle nasıl diyeyim şehirlere karşı yani gerek Medine olsun gerek diğer şehirler olsun tabii Medine'ye biraz daha fazla. Biraz ilgim vardır. Şöyle bir düşünce geliyor aklıma şimdi. Bir şehrin peygamberli olması farklı bir şey, peygambersiz olması çok farklı bir şey. İşte peygamberimizin bir şehri değiştirdiğini anlayabilmek için, işte daha iyi anlayabilmek için peygamberimizden önce Medine nasıldı diye aklıma bir soru geldi. Yani hicretten önce Medine'nin ekonomik, sosyal, siyasi durumu nasıldı acaba? Yani peygamberimizi nasıl bir şehir bekliyordu? Yani sıfır noktasını tespit edelim ki daha aynen, sonra ortaya çıkacak. Aynen. Daha değişimin hakkını verelim. Evet, daha iyi görebilmek için. Ya Allah akıllıca. Elhamdülillah. Ya Allah Allah. Sana akıl nimetini veren Rabbi hamdü senalar olsun. Öncelikle Allah Resulü Efendimiz'den önce Medine-i Münevvere'ye baktığımız zaman Arabistan Yarımadası'nın çok önemli şehirlerinden birisi değil. Çok dağınık kabile ve aşiretlerin oluşturmuş olduğu mahallelerden müteşekkil bir yer. Halkın büyük bir çoğunluğu da göçebe. Halk şehrin dışında yaşamakta. Bir Taif gibi bir şehir değil. Bir Mekke gibi bir şehir değil. İki şehrin büyüğünden kasıt zaten biliyorsunuz Taif ve Mekke. Bu manada önemli bir şehir değil. Yanbu gibi bir şehir değil. Daha ziyade bir takım Arap kabilelerinin ve aşiretlerin bir araya gelmesi suretiyle oluşturulmuş bir şehir. Nüfusu da Allah kendisinden razı olsun büyük İslam tarihçisi rahmetullahi aleyh Muhammed Hamidullah 10-12 bin arasında bir nüfusu olduğunu söylüyor Medine-i Münevvere'nin. Baktığınız zaman bu nüfusa burada siz iki ana unsur görüyorsunuz. Bunlar Yahudiler ve oradaki Arab-ı Aribe denilen Araplar.
Yahudiler ise 8 kabile. Bu kabileler arasında 3 tanesi çok önemli. Kaynuka, Kurayza ve Nadir oğulları. Bunlar Medine'de önemli kabileler. Araplara baktığınız zaman ise bunların Yemen'den gelen Ezd kabilesi denilen bir kabilenin sülbünden gelen 5 boydan müteşekkil olduğunu görüyoruz ki İslam tarihini okuyanlar bilirler ki bunların içinde en önemli 2 kabile, 2 boy, 2 uruk Evs ve Hazreç. Ve bunların arasında savaş hiç bitmemiş. Bunların arasında mücadele, ihtilaf ve tefrikalar hiç bitmemiş. Bir sürü sebebi var bunun. Ama en temel sebeplerden birisi, birazdan ufacık bahsederiz inşallah. Çünkü Medine'deyken sık sık bunu konuşacağız inşallah. Şu, orada Yahudilerin 3 boy halinde çalışma yaptıklarını biz görüyoruz. 3 kabile halinde. Bunlardan birincisi Kaynuka ki, biliyorsunuz kelime anlamı itibariyle de bunlar kuyumculuk yapan insanlar. Kurayza var. Kurayza ise daha çok silah ile uğraşan insanlar. Bir de Nadir oğulları var ki bunlar da Medine-i Münevvere'deki yerleşik hayatın en önemli unsurlarından birisi olan hurma bahçelerini, sebze bahçelerini ellerinde bulunduran insanlar. Kitaplı olmaları hasebiyle, ellerinde Tevrat gibi bir kitap bulunması hasebiyle bunlar kendilerini çok mühim, çok önemli bir statüde görüyorlar ve böyle lanse ederek bir algı yönetimi yapıyorlar. Onlar kendileri için Allah'ın evlatları ifadesini kullanıyorlar. Onlar için Allah'ın yardımı devamlı onlarla beraber. Yahova diğer sınıfları, diğer zümreleri ancak ve ancak onlara köle olsun diye dünyaya getirmiş. Yani Arapların varlığının sebebi onlara hizmet edebilmek, onlara kölelik yapmak. Bakıyoruz ki Araplar da bundan memnun. Çünkü adı Beytül Midras olan medreseleri var bu adamların. Dershaneleri, okulları var. Ki bu okullarda daha çok Yahudi çocuklarına eğitim veriyorlar. Ama nasıl ki bir zamanlar bizim burada Amerikan kolejlerine, Fransız İngiliz kolejlerine, Osmanlı'nın son döneminde Türk teba çocuğunu yazdırmak noktasında gayret sarf etmişse Medine'deki Arapları da biz görüyoruz. Onlar kendi çocuklarını Yahudilerin yanına talebe olarak veriyorlar. Hatta bazıları kendi çocuklarını Yahudi ailelere evlatlık olarak veriyorlar. Tabi hakimiyetin en önemli unsurlarından birisi. 12 bin kişilik bir nüfus içinde sayıları 4 bin kadar Yahudilerin. Yani baktığınızda Arap kabileler, sülp olarak Arap kabileler zürriyet noktasında kemiyette daha üstün bir pozisyondalar. Geriye kalan 7-8 bin kişilik bir nüfus onlarda. Bunları bir şekilde idare edebilmek için yapılacak şey tamamen algı yönetimi ve manipülasyon. İşte biraz önce bahsetmiş olduğumuz o ihtilaf hiç bitmemiş. Bir başka şey, Yahudiler kendi tarihlerinde bütün coğrafyada olduğu gibi orada paraya, sermayeye hakim bir pozisyondalar. Medine-i Münevvere'nin 5 tane çarşısından bahsedilir. Bu 5 çarşıda Yahudilerin kontrolünde. Allah Resulü Efendimiz gelmeden önce Medine'de bir çarşı var. Çarşının ismi Nebit Çarşısı. Hazreti Resulullah geliyor. Çarşının içinde şöyle bir dolaşıyor. Ondan sonra sahabe-i kiram efendilerimizi topluyor. Diyor ki biz burada alışveriş yapamayız. Burası bizim için olmaz. Sonra Nebi Çarşısını kuruyor. Nebit Çarşısı gidiyor. Nebi Çarşısı geliyor. Zannediyorum mukaddime noktasında Medine-i Münevvere'nin o sosyal, siyasi, ekonomik pozisyonuyla ilgili giriş olarak zannediyorum şimdilik bu kadarı yeterlidir diye giriş düşünüyorum. Giriş olarak abi. Allah razı olsun. Cümlemi sana. Eyvallah. Ahmet abi. Ahmet abi bugün çok şıksın maşallah. Estağfurullah abi, teşekkür ediyorum. Siz Allah öyle. Nurani bir çehren var bugün elhamdülillah. Abi bizim müteveccihiniz abi. Allah sağ olun abi. Abi ben de şunu merak ediyorum. Kendisine ev sahipliği yapan Medine ile ilgili Peygamber Efendimizin düşünceleri nelerdir?
öncelikle şöyle düşünmek lazım. Modern insan mekan özürlüdür. Hepimizin bir şeye bağımlılığı var. O bağımlılıklardan birisi de mekan bağımlılığıdır. Şimdi bakıyorsunuz, herhangi bir kardeşimizle konuşuyorsunuz, bir mahallede yaşamışsa, o mahallede hayatını devam ettirmeye, o mahalleden bir başka mahalleye gidememek gibi böyle bazen takıntıları vardır. İşte Keşiören'in çocuğu. Ankara'da mesela böyle bir şey vardır. Mesela sorarsınız işte evlenince nerede oturmak istiyorsun? Keşiören'de oturmak istiyorsun. Niye? Ben orada doğdum. Filan. Veya nerenin çocuğu? İşte yeni mahallenin çocuğu, Demet'in çocuğu filan böyle. Şimdi Sincan bebeleri türedi. Allah selametlerini versin inşallah. Allah yardımcılar olsun. Allah nasip ederse bir gün Ankara'nın öz kültürünü de konuşuruz inşallah. Bu dımtıs dımtıs çıstak çıstak bunlar bu Ankara ile alakası olmayan şeyler. Bunlar son derece türedi şeyler. Ankara musikisi bu keyfiyette baktığınız zaman nota ve ritim itibariyle bir tekke musikisidir. Form budur. Bakıyorsunuz Hazreti Resul Ekrem Efendimiz bizim bütün bu tasavvurlarımızın ötesinde şehri terk ediveriyor. Çocukluğunun, hatıralarının geçmiş olduğu Mekke-i Mükerreme'yi ki orası Ceddi'nin, Hazreti İbrahim'in şehri, Hazreti İsmail'in şehri. Allah Resulü Efendimiz buradan Medine-i Münevvere'ye hicret ediveriyorlar. Ve Medine'nin Allah Resulü için çok hususi, çok mühim bir yeri var. Allah Resulü Efendimiz diyor ki, her peygamberin bir harem bölgesi vardır. Medine benim harem bölgemdir. Allah Resulü Efendimiz diyor ki, Medine'nin otları biçilmez. Yeşil ağaçlarına zarar verilemez. Medine'nin hayvanları öldürülmez. Bir bakış açısı, bir tasavvur düşünün ki, onlar için en kıymetli şehirlere, verdikleri isimlere bakın. Medine, Münevveredir. Ne demek? Aydınlık ve aydınlatan şehir. Mekke, Mükerremedir. Ne demek? İkram edilen, ikramda bulunan, kerem sahibi mekan demek. Kudüs, şeriftir. Şereflidir ve kendisine gelenleri şerif kılar. Bu keyfiyette beraber baktığınızda biz şehirlere yalnızca yaşanılacak, ömür tüketilecek yerler olarak bakmayız. Bu üç şehri de kıymetli kılan en önemli hususlara, en önemli unsurlara baktığınızda görürsünüz ki bu üç şehrin temelinde de peygamberlerin yaşam alanları olan evleri kurulmadan önce mabetler kurulmuş. Medine, Mescid-i Nebevi orada olduğu için kıymetli. Kabe, Mekke'de olduğu için, Mescid-i Haram Mekke'de olduğu için kıymetli. Kudüs, Mescid-i Aksa orada olduğu için kıymetli. Allah Resulü Efendimiz bir seferden, bir seyahatten dönünce, nasıl biz böyle memleketimize yaklaşınca heyecanlanırız? Resul-i Ekrem Efendimiz uzaktan Medine'nin duvarlarını görünce, Medine'nin naaşlarını görünce hoş bir şekilde tebessüm edermiş. Davos sırasına vasıl olacağı için, memleketine ulaşacağı için, gurbetten evine geleceği için. Allah Resulü Efendimiz bir hadis-i şerifte der ki, kim Medine ehline kötülük yapmak isterse, Allah kurşunun eti erittiği gibi onu eritiverir. Peygamberimiz Efendimiz kendi Mescid-i Nebevisinde kılınacak namazın bin vakit daha mühim olduğunu, bin kat daha mühim olduğunu söyler. Rabbe nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bir coğrafya, bir kara toprak, volkanik kayalardan mütevellit bir şehir. Peygamberin ayağı deyince ne güzel oluyor. Bir de bizi düşünün. Bu et, kemik, sinir, hücre yığını peygamberle tanışınca biz de mübarek oluruz inşallah. Beşer olmaktan çıkar, Hazreti insan oluruz inşallah. Bizler Medine'nin sokaklarında dolaşmaya devam edeceğiz. Ama burada Medine'den ve onun mimarı Hazreti Muhammed'den mülhem bir mim koyuyoruz.
kısa bir fasıla.